Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şu an izlemiş olduğunuz bitkiler gibi sizin bitkilerinizin de sağlıklı ve bol bol ürün vermesini istiyorsanız, bu videoda hazırlayacağımız piyasada satılan azot, fosfor ve potasyum içerikli kimyasal gübrelerle yarışabilecek doğal ve etkili ısırgan otu gübresi nasıl hazırlanır ve nasıl uygulanır, sizlere detayları ile bunu anlatacağım. İşe ısırgan otu toplamakla başlıyoruz. Daha çiçek açmayan ısırgan otu en fazla besin maddesi içerenidir. Bu nedenle gübre hazırlamak için ısırganların ilkbaharda toplanılması daha uygundur. Diğer zamanlarda toplanan ısırgan otlarında besin maddesi yok demiyorum. Çiçek açmış olanlarda da besin maddesi yüksektir. Aynı etki için 100-200 gram daha fazla toplayın. Bu arada ısırgan otu toplarken eldiven giymeyi kesinlikle unutmayın. Isırgan otu bulamacını hazırlamak için toplamış olduğumuz 1 kilogram ısırgan otunu parçalayıp 10 litrelik pet şişenin içine dolduruyorum. Üzerine 10 litre su dolduruyoruz. Yani 1 kilo ısırgan otuna 10 litre su gerekmektedir. Dikkat ettiyseniz pet şişenin üstünü kestim. Kesmeden şişenin ağzından doldurulup sonra plastik kapağını hava almayacak şekilde kapatmıyorum. Fermantasyon için oksijen şarttır. Bu yüzden hava alacak şekilde bırakıyorum. Hava durumuna bağlı olarak 1 ila 2 hafta güneş olmayan karanlık bir yerde mayalanmasına izin verin. Yüksek sıcaklık fermantasyon sürecini hızlandıracaktır. Fermantasyon sürecini hızlandırmak için gerekli oksijeni sağlamak üzere günde bir kez kova içeriğini iyice karıştırın. Karışımınız bir hafta 10 gün sonra köpürmeyi bıraktığında ve çok kötü kokmaya başladığında hazır demektir. Kesinlikle sulandırmadan kullanmayın. Elinizde azot bakımından çok güçlü yani yakıcı bir gübre bulunmaktadır. Bu gübreyi ya bitkilerin kök kısmına ya da ilaç niyetine yapraklara uygulayabilirsiniz. Burada görüldüğü üzere süzgeç kullanıyorum ki benim topladıklarımda tohum yoktu ama yine de önlem amaçlı süzmek istiyorum. Yoksa bitkilerinizin diplerinde ısırgan otu yetişebilir. Köklere uygulamak için 1 litre gübreyi 10 litre su ile seyreltmemiz gerekiyor. Bu oranı saksı ve bahçedeki bitkilere köklerine uygulamak için yapıyoruz. Yani 1 bardak gübreye 10 bardak su ekleyin. Bitkilerin köklerini kullanmadan önce toprağın nemli olmasına özen gösterin. Kuru toprağa dökerseniz bitki suya hasret olduğundan sadece bu karışımı emecektir. Olması gereken yavaş yavaş enzimlemesidir. Bu yüzden toprağın hazır olması için nemli olmasını sağlayın. Isırgan otunda önemli sayılacak oranda azot kaynağı bulunmaktadır. Azotla birlikte içerisinde fosfor ve potasyum da bulunur. Isırgan otu gübresinin piyasada satılan hazır gübreler ile besin bileşimi hemen hemen aynı diyebiliriz. Hazır gübrelerin aksine ısırgan otu gübresi toprağı yıpratmıyor. Hatta organik madde ile besliyor. Aynı zamanda yaprak bitleri ile mücadelede de kullanılmaktadır. Şimdi gelelim yapraktan ilaç olarak kullanıldığındaki seyreltme oranına. Gübre içerisinde küçük parçalar olduğundan fısfısın ağzını tıkamaması için bir tülbentten geçirin. Yapraktan verildiğinde biraz daha az su ile karıştırılarak 5'e 1 oranında sulandırılmalıdır.
1 bardak gübre 5 bardak su ile seyreltilmelidir. Daha sonra uygulayacağınız sprey şişesine doldurabilirsiniz. Isırgan otu gübresi sadece bitkiyi beslemez, aynı zamanda toprağı da organik madde ile besler. Bu da demek oluyor ki ısırgan otu gübresi ile bitkinin hastalıklara karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyorsunuz. Yani ısırgan otundan yapılan sıvı gübreyi aynı zamanda ilaç olarak da uygulayabilirsiniz. Yaprakların hücre duvarlarını kuvvetlendirdiği için önleyici ilaç olarak mantar hastalıklarına ve yaprak bitlerine karşı kullanabilirsiniz. Sıvı gübreyi bitkiler hastalanmadan sezon boyunca 2 haftada bir yapraklarına püskürterek uygulayın. Civan perçemi, bölünmüş, altın başak, ayçiçeği ve daha yavaş büyüyen bitkilerde ve sürünen bitkiler gibi gübresiz topraklara ihtiyaç duyan bitkiler için ısırgan gübresini kullanmayın. Salatalıklarda bol bol çiçek açmasına, polenlenmesine ve özellikle meyve gelişiminde büyük rol oynar. Domates için ısırgan gübresinin düzenli kullanımı, bitkilerin durumu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olur. Çiçeklenmelerini iyileştirerek hastalıkların ve zararlıların oluşumunu azaltır. Yaprak bitlerinin biberlerin üzerlerine bulaşmasını önlemek için haftada bir uygulayabilirsiniz. Köklere verildiğinde özellikle domateste çok etkili ve faydalıdır. Hayvan gübresi ve kompost gibi katı gübrelere nazaran bitkiler tarafından daha hızlı emildiği için ani bir besleme sağlar. Ancak bu etki uzun süreli değildir. Hayvan gübresi ve kompost senede bir iki kez verilirken bu yüzden sıvı gübre en azından 2 haftada bir uygulanmalıdır. 15 günde bir yetişkin ağaçlara 10-20 litre, ağaç fidanlarına 5 litre, sebze bitkilerine yaklaşık 3 litre ısırgan otu gübresi verebilirsiniz. Gübreyi uygulamadan bitkiyi güzelce sulayın. Toprak suyunu emdikten sonra gübreyi verin. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma destek olmak için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.